Gözlerine kestirdikleri lüks araca girdiler. İçindeki parçaları kısa sürede söküp kayıplara karıştılar. O sırada bir cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Parça çetesi iş başındayken saniye saniye görüntülendi. Camının kırık olduğunu, şoför tarafının ve arabanın içinin darmadağın olduğunu gördüm. Savaş alanına çevirmişlerdi. 30 Ağustos benim doğum günümdü. Böyle bir sürprizle karşılaşmak istemezdik. Doğum gününe büyük bir şokla uyandı. Hırsızlar lüks otomobiline girmiş, parçalarını söküp kaçmıştı. Çok profesyoneller, çok hızlılar. Bu tuhaf hırsızlık dün sabah saatlerinde Maltepe'de yaşandı. Ahmet Köse aracını evinin önündeki otoparka park etmişti. Kafalarında kapşonları var, ağızları gözükmüyor ve her ikisinde de eldiven var. Hırsızlar 350 bin lira değerindeki lüks aracın ön camını kırarak içeri girdiler. Biri kapının yanına eğildi, gözcülük yaptı. Diğeri ise elindeki tornavidayla pahalı gördüğü bütün parçaları sökmeye başladı. O kadar profesyonellerdi ki birkaç dakika içinde bütün ön konsolu parçalara ayırdılar. Radyo çalar bölümün tamamen yok olduğunu, büyük bir yol bilgisayarı var, navigasyon, o cihazın yok olduğunu gördük. Olay 1 dakika içinde gerçekleşti. Hırsızlar çok hızlıydı ama onlar iş üstündeyken Ahmet Köse'nin bir komşusu onları gördü ve hemen cep telefonuyla kayda girdi. Arkadaşım diyor ki ben de diyor tesadüfen çıktım, su içecektim. Çekeyim dedim diyor, bunlar ne yapıyor diye. Aslında o da uyanıktı. Hırsızlarla burun buruna gelmekten son anda kurtuldu. Kapıyı açtım, çıkarken geri döndüm. Mutfaktan bir şey atıştırayım dedim. Aç karnıma ilacımı içmeyeyim. İşte o bir dakika, iki dakika hırsızlarla karşılaşmamı engelledi. Bu görüntüler kaydedildikten sadece birkaç dakika sonra Ahmet Köse aracının başına geldi ve yaklaşık 30 bin liralık zarara uğradığını gördü. Şunu çekmişti. Yedek parçayla alakalı sektörde çalışanlar diye düşünüyorum. Herkes de şunu söylüyor, sipariş üzerine gelindiğini söylüyorlar. Hırsızlar geldikleri sahte plakalı araca binip kaçtı. Polis peşlerine düştü.